Bir şeyin yol, bak bu yolculuğun hikayesi ya. Evet. Yola çıkana küfredilir mi ya? Yola çıkmışız arkadaş. Petekle de çıkarsın, boruyla da çıkarsın arkadaş. Bir de ilginç olan, yani bugün de sonuçta tüm gazetelerde, yani bahsettik yurt dışındaki gazetelerde dahi dün bugün hani ilk sayfadan manşetten görülen bir gelişmeyken çok üzücü bir gelişme olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün de yok. Hiçbir şekilde. Ya Cumhuriyet Gazetesi gerçekten bir haber yok Kaan'a dair ilk sayfada. Cumhuriyet Gazetesi için çok üzgünüm ya. Cumhuriyet Gazetesi eskiden böyle bir yapı değildi. Yani çok daha farklıydı. Gitgide ne yazık ki bir gazete olmaktan çıktı. Bir provokatör yapı haline geldi. Mevcut hükümetin yaptığı hiçbir şey yok. Hiç hayırlı bir şey yok. Her şey çok kötü. Bakın bir şey söyleyeceğim. Mesela bir işte diyorlar ki muhalefete yakın gazeteci. Ya senin muhalefete yakın gazeteci diye söylediğin, suçladığın insanlar sizin gibi at gözlüğü takmıyorlar. Az önce Ümit Bey tarım politikalarından bahsetti. Mesela o kadar doğru bir şey söylediniz ki bu ülke ileride buğday için çok üzülecek mesela. Tarım politikalarında benim de dönem dönem çok eleştirdiğim şeyler oldu. Bunun bir an önce ivedilikle çözülüp hani Türkiye'nin bu üretimdeki tarım, ya gerçekten tarım bir ülkenin en önemli şeylerinden biridir. Avrupa çiftçilerini besliyoruz. Ya kendi çiftçimizi besleyelim. Tarımda da, çok doğru gıdada söylüyorsun. Da bağımsızlık çiftçiye destek alacağız. Verilmesi gerekiyor. Bakın mesela ne kadar doğru değil mi? Katılıyoruz. Ama Cumhuriyet Gazetesi hiçbir şeye katılmıyor Hilal Hanım. Ve bunun gibi daha dolu böyle ya, yayın ya organı... O kadar da değil ama bu kadar. Öyle. O kadar da değil. Öyle. Bakın ben size ya bir şey söyleyeceğim. Bunu eleştiriyorsanız hakkınızdır ama öbür tarafta da yanlış hiçbir şey yok, hiçbir şey yanlış olmuyor diyen iktidara yakın gazeteleri de o ölçüde eleştirmenizi beklerim. Tamam, eleştiririm ama bunu da eleştiririm. Ama sizden onları hiç duymuyorum ben. Ama bu gazeteye sorsanız bu gazete yani, kendisini tarafsız olarak konumlandırır. Mesela CHP'yi eleştirmeye bayılıyorsunuz. Güzel, evet, ben de eleştiriyorum. Maalesef malzeme şey yapıyor ama aynı veya benzer eleştirileri, benzer şeyleri yapan diğer şeyler bakımından göremiyorum. Ne mesela hani şimdi, ben şöyle konuşuruz. Aynen konuşuruz. Gelecek konu o zaman konuşalım. Şimdi şuraya gelince yok efendim kalorifer peteği. Yok işte az önce diğer gazeteci arkadaşımızın söylediği 2030'da 2035'te test sürüşü yapar açıklamaları. Sürekli bir pesimist ruh. Sürekli az önce verdiğim işte o Türk çukuru burası dedikleri ne yazık ki insanların birbirini paçasından çekmeye çalıştığı. Sürekli bu hükümet hiçbir şey yapamaz mantalitesinde oldukları. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bugün bu Kaan uçtuysa tabii ki mühendislerimiz, tabii ki Sayın Selçuk Bayraktar, Bayraktar ailesi, tabii ki bakanlığımız, teknoloji bakanlığımız ama bu vizyonun sahibi de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan için zamanında muhtar bile olamayacak diye manşetler atanlar bugün de işte Kaan'ın uçuşunu ne yazık ki görmezler ama muhtar bile olamayacak dedikleri kişi senelerdir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmektedir ve böyle bir vizyonu ülkemize getirmiştir. Türkiye'mizin kurucusu çok önemli gerçekten söylerken ismini söylerken bile içimin titrediği Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimizden sonra gerçekten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu da çok önemli buluyorum. Ben kendisini de tebrik ediyorum, gurur duyuyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için. Muhtemelen Cumhurbaşkanı da sizinle gurur duyuyordur. Duymuyordur. Tabii, yani ne kadar güzel şeyler söylediniz. O da sizinle gurur duyuyor. Cumhurbaşkanının benim övgülerime ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Ama maalesef muhaliflerin, kendi gazetecilerinin övgülerine ihtiyacı var. O yüzden Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ve mevcut belediye başkanlarının akıttığı çuval çuval paralar, işte gazetecilerle yapmış olduğu ilişkilerden hiç bahsetmeme gerek yok. Biz gerçekten ben gönlüm nereye atıyorsa vallahi bütün gazetecilerden bahsetmekte fayda var bence. İşte dediğiniz yere yakın olan da, iktidara yakın olup görünüp ya da bol övgülerle başka bir kulvarda olan da hepsini konuşmakta fayda var. Ya doğrudur, varsa bildiğiniz isimler tabii söylersiniz. Benim bildiğim birçok isim işte, var muhalefetten. İşte siz varsınız ya bildiğimiz isim falan. Nereye gelmişim ben?
He? Nereye gelmiş bu şekilde? Demin çok güzel, ne elde etmişim? Çok güzel şeyler. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Hayır, çok güzel şeyler söylediniz ya. Onu siz ne elde etmişim ben bu bilmiyorum söylemlerimle? Onu Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya sayın bilmiyorum hükümetin, devletin verdiği bana ne var? Ben gazeteci olduğum için bu ekrandayım. Haber Global'in de Sayın Cumhurbaşkanı ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Burası zira bir devlet zaten kanalı değil. TRT değil. Şimdi yani bakın, bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bu elbette ki o da dahil, siyasi irade de dahil. Hepsine hakkını teslim edeceğiz. Hepsine. Neden Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu konuyla şöyle, alakalı teşekkür yani etmemden bu kadar rahatsız bakın, duyuyorsunuz? Bakın bugün ya dün hatta yani sanki iktidara yakın bir dedi ki yalnız dedi bu elbette ki bugünkü iktidarın burada çok önemli bir payı var. Onu söylemezsek zaten doğru bir iş yapmış olmayız. Vicdan diye bir şey var. Ama bu aslında bir uzun bir yürüyüşün de yani bu sadece bugünün şeyi değil. Bu böyle bir süzülüp gelen bir şey. Yani şimdi tabii söyledim daha. Tabii aynen ben sizin gibi düşünüyorum işte. Onu söylüyorum. Ama yani en son hamlede hani, yapılacak tabii. iradeyi gösteremezsiniz. Elbette, yapamazsınız. %100. İşte demin %100. Siyasi irade dediğimiz uçak fabrikası bu varken kapatılan iradeyle yani devam ettiren irade arasındaki farkı anlatmak lazım. Dediğim şunu gibi demek istiyorum. Yani milli bir ruh, milli bir heyecan, milli bir gurur herkesi birleştiren bir şeydir. Aynen öyle. Kesinlikle. Herkesi ama bu milli gurur ve bu milli ruhu siz başka bir yere transfer ve kanalize etmeye çalışırsanız bu milli ruhu biraz hem istismar etmiş hem de zedelemiş olabilirsiniz diyorum ben. Mesajı alan alsın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç katkısı yoktur. Şey neden demiyorum bu kadar rahatsızlık duyduğunuzu gerçekten kavrayamadım. Kusura bakmayın, yapay zeka ile aday belirleyip hiçbir şey yapamayanları bu kadar övenler varken ben de bu ülkeyi yöneten ve bu tabloyu da bize bir şekilde bu tabloyu görüp gururlanmamıza sebep olan kişiyi iki cümle bir teşekkür ettiysem bunda da kendimde hiçbir suç göremiyorum. Rahatsız olduğum o değil. Rahatsız olduğum bir takım şeylerin üzerinden başka rantlar sağlanmaya çalışılması. Yani daha bu konuda demin söylediğiniz konuda ben Cumhurbaşkanı'nın ismini zikretmenizden değil sizin bu konudaki bu üslup ve tarzınızdan rahatsız oldum. Ya bu gayet basit, gayet net söylüyorum. Ben de muhalefeti destekleyen gazetecilerin tavrından rahatsız oluyorum ama beni hiçbir şekilde zaten sizin milli sporunuz olmuş bu. Yani. Tabii. Evet, sizin de milli sporunuz. Sizin de milli sporunuz belli. Birisinin Cumhurbaşkanı'nı birazcık övmesi karşısında sürekli eleştirmek olmuş. Bir günde sürekli muhalefeti öven ama hiçbir şey yapmayan, içi bomboş muhalefeti öven gazetecilere de inşallah bu şekilde konuştuğunuz bir program görürüm. O zaman demek da ki beni takip sizi etmiyorsunuz. Tebrik ederim. Yok, şimdi yeni görüntülerimiz var. Onlarla devam edelim mi? Daha ben, siyasete geçmedik. Şimdi siyasete geçince ne yapacağız? Neler söylediğimi de o yüzden ne kadar dokuz köyden nasıl kovulduğumu da, nasıl ihraç edildiğimi de, nasıl bu kanalların ve şeylerin, gazetelerin, siz mesela kaç zamandır benim Cumhuriyet'te herhangi bir şeyimi gördünüz? Ümit yazı Bey, veya röportajımı bence niye dağıtmayalım. Hayır, niye? Siyaseti konuşacağız. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi cephesine de bakacağız. Almaz. Siz beni güya muhalif gibi görünen o televizyonların kaçında gördünüz? Çünkü çağırmaz. Niye? Çok basit. Doğruları söylüyorsunuz. Çünkü ben gerek iktidarda gerek muhalefette kepek yapıyorum. Tamam mı? Gayet basit. Yani kepek yaptığımız için biz doğru gördüğümüze doğru, yanlış gördüğümüze yanlış dediğimiz için iki taraf yani her tarafını biz ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz benim yerim için 10. köydür. Herkes herkesi izliyor. Ya ne şu güzel, demek istiyorum. Köydesiniz tabii, işte ne güzel 10. köydesiniz bravo yani. Bakın şunu demek istiyorum. Yerginin de bakın yerginin de eleştirinin de övgünün de bir sınırı olur. Bir kalitesi olur. Bir dayandığı temel olur. Ya ne dedim ya? Ya size mi dedim? Bak, ya ben Allah'a Cumhurbaşkanı'na Allah teşekkür Allah ederim. Bu bir da dakika bir vizyondur ama dedim siz, ya. Siz çok alıngan olmuşsunuz. Ama siz de şey ne hocam yani şimdi dediniz ya. Ben sizi kastettim. Lütfen bence tabii. Konumuza dönelim. Çok güzel yani, görüntülerimiz var. Alınmaz zaten. Siz deyince öyle söyledim. Ben sonrasında ilke olarak söyledim bunu. Yani diyorum ki ben bu ülkenin sözüm meclisten dışarı diyorsunuz. Bu ülkenin ciddi sorunlarından biridir. Yergide de bir sınırımız yok, övgüde de bir sınır.
Ya çok yerden yere vuruyoruz, ya çok göklere çıkarıyoruz. Bir günde hain yapıyoruz, bir günde kahraman haline getiriyoruz. Ya...